İkincisi, hocam avukatlık mesleği caiz mi? Avukatlık mesleği dediğimiz zaman işte o zaman bu da bununla beraber aslında biraz paralel bir soru oldu birinci soruyla birlikte. Avukatlık dediğimiz zaman şimdi mesleğin kendisi caizdir. Bunda herhangi bir beis yoktur. Yani bir Müslümanı savunmak için normalde yani bir Müslüman adına konuşma yapmak, savunmak, belki onun dili dönmüyordur, onun davasını anlatmak, bunda bir beis yoktur. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bile bazı mahkeme ettiği, muhakeme ettiği bazı durumlarda mesela Efendimiz buyuruyor ki innekum ne yapıyorsunuz siz? Setetüne ileyye, efendim bana geliyorsunuz diyor, bir takım mevzular getiriyorsunuz. وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ اَنْ يَكُونَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضُ. Bazı zaman oluyor ki bir kısmınızın ağzı diğerinden daha iyi laf yapıyor. Öyledir. اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. Yani sözde sihir tesiri vardır. Adam bir konuşur, haksızsa da kendini haklı gibi çıkartır. Diğer adam da yani Musa Aleyhisselam'ın ifade buyurduğu gibi وَلَا يَمْطَلِقُ لِسَانِي. Çok lisanım dönmüyor diyor ya Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a. Adamın çok dili dönmüyordur, mevzusunu anlatamıyordur. O adam da haksız duruma düşüyordur. Efendimiz onun için buyuruyor ki bundan dolayı ben kime kardeşinin hakkını alıp da veriyorsam ben bir beşerim. Ben de bundan etkilenebilirim. Adam daha iyi kendisini ifade etti diye alıp onun hakkını diğerine verebilirim. Ama feinnama akta'u lehu kıta'ten minenna. Bilsin ki ben ona ateşten bir parça veriyorum buyuruyor. Bu tabii ki bir hadise üzerine, böyle bir hadise üzerine söylemiş olan bir hadis-i şerif. Bunun için avukatlık mesleği beşeri hukuk planında değerlendirilmediği zaman da caizdir. Yani bir insan İslami mahkemede diğer birisini savunabilir, müdafaa edebilir, şehadetini dile getirebilir. Ama bunun dışında şimdi avukatlık mesleğinin sakıncaları var arkadaşlar. Bunlardan birisi mesela nedir? Avukatlar mecburen diye hissediyorlar kendileri ama yalan konuşma durumunda kalıyorlar. Bugünkü mesela yani hadiseyi değerlendirelim şimdi. El-Fakih Ya'rifu Ahmet, Ya'rifu Ahvare Zamani demiş İmam Gazali. Fıkıhçı kimdir? Zamanının halini bilen kişidir. Dolayısıyla zamana göre değerlendirmediğimiz zaman çok üstten konuşmuş oluruz bu mevzuları. Onun için bugünkü avukatlar yalan konuşma durumunda çok kalıyorlar. Adam getiriyor bir dava, haksız biliyorsun. Ondan sonra bakıyorsun ki haksız, ben bunu nasıl yamayabilirim? Nasıl bu adamı haklı çıkartabilirim? Haksız adamı haklı çıkartmaya çalışıyorsun. Bu caiz değil. Hak yemektir bu. Buradan aldığın para da caiz değil. İşte o zaman hocam diyor hiç iş olmaz. Yani ekmek yiyemeyiz. Ekmek yiyemiyorsun diye ateş mi yemek gerekir? Yani ekmek yiyemiyoruz diye cehennem ateşi yiyeceğiz demek anlamına gelmez bu. Dolayısıyla bu anlamda caiz değil. Diğer türlü mevzuya baktığımız zaman avukatlık hiçbir şey olmasa beşeri hukuku, İslamiyete, İslamiyet'in hükümlerine, Cenab-ı Hakk'ın hükümlerine alternatif olarak sunulmuş olan efendim hukuku savunmak, müdafaa etmek, onu efendim ezberliyorlar vesaire, ona göre hükmediyorlar, şey yapıyorlar, birçok konuda bu anlamda sakıncaları olan bir meslektir. Onun için tercih edilecek bir meslek değildir. Uzak durmak lazım. Çünkü bu bizim şu anda efendime söyleyeyim bize dayatılmış olan bu hukuk İslam'a alternatif olması açısından bu kasıtla beraber getirilmiştir. Bakınız Mustafa Sabri Efendi'nin Mevkuful Akl vel İlmi vel Alem diye bir eseri var. Orada belirttiği gibi Cumhuriyet'in kurulma dönemlerinde Edirne müftüsü var diyor o zamanlar. Tabii ki bu bizim mecellemizi, İslami hükümleri kaldırıyorlar. Mecelleyi lağv ediyorlar. Yerine efendim İsviçre kanunlarını getirecekler. Onunla beraber konuşurken, o da tabii o zaman Cumhuriyetçi Edirne müftüsü. Onunla konuşurken nikahtan açıldı konu diyor. Bana izah ediyor, anlatıyor. Diyor ki,
Efendim diyor, bak yani İslamiyet'te nikah nasıl olur? İki şahit olur. Ondan sonra erkek ve kadın ben vardım, ben de kabul ettim şeklinde icap ve kabul olur. Bu şekilde tahakkuk eder. Peki diyor, bana dedi diyor, İslamiyet'te sen bunu biliyorsun, fıkıhçısın. Bak biz yeni kanunlar getireceğiz, nikaha dair bir takım düzenlemeler yapacağız. Yeni anayasamızdaki nikaha bak, resmi nikah. Bu nikah fıkhen caizdir, bunda da bir beis yok. Aynı şey, niye buna karşı çıkıyorsun? Dedi bana diyor Mustafa Sabri Efendi. İşte kurnaz insan Mustafa Sabri Efendi. Ben de ona dedim ki, Müftü Bey, madem aynı şey, niye bunu kaldırıyorsunuz? Değil mi? Sen diyorsun yani aynı şey, niye buna karşı çıkıyorsun diye soracağına benim sana sormam gerekmez mi? Madem aynı şey, bunu niye kaldırıyorsun yani mecelledeki efendim nikah şeklini? Bu bize birçok şeyi, işte uyanık olmamız gerektiğini aslında ifade eden bir hadisedir, bir hatıradır. Yani aynı şey dediği şeyi sırf İslam'a alternatif olsun, onun hükmü olmasın, Allah'ın hükümleri kalksın diye yeni hükümler getirmişler. Bazıları gerçekten de baktığın zaman İslamiyet'le beraber örtüşüyorlar. Onu bile değiştirmiş, en azından işleyiş tarzını farklı yapmış adam. Niye? Allah'ın dediği olmasın. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ Onlar cahiliye hükmünü mü arıyorlar diyor ya Cenab-ı Hak. Onun için biz kimseyi hani وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Kim Allah'ın bildirdiğinin dışında bir şeyle hükmederse kafirdir onlar. Evet, biz kafir olacağını söylemiyorsak da az da bir şey olduğunu söylemiyoruz arkadaşlar. Az bir şey değil yani. Allah'ın indirdiğinin dışında bir şey hükümle hüküm vermek az bir vebal değildir. Bu hükmü de savunmak, müdafaa etmek, ezberlemek, peşine düşmek, bunun üzerinden ekmek yemek, yani bunlar çok uygun şeyler değildir. Bununla birlikte tabii ki biz avukatlık mesleği bugün kesin haramdır, asla caiz değildir şeklinde bir şey de söylemek istemiyoruz.